O zaman e, bu aşamadan sonra artık tüketicinin daha çok güvenebileceğini mi söylüyorsunuz? Ha Kursa şöyle, e, ya yani ben biraz aslında hani blockchain'e vurguyu e, çekmek istedim nedeni, hani buna hep gözümüz kapalı bakarken öbür taraftaki yani Putin parlamento açılışında şunu dedi, biz bunu takip etmezsek yarın tam bağımsızlığımızı sorgularız dedi. Bu Hı -hı. kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz. Ki, ki bireylerin ise tabii ki bu düzenleme onları biraz rahatlattı, daha güvende hissettirecektir ama hala çok büyük rakamlar bu borsalarda. Bunlar sonuçta bir devletin bir şeyin güvencesi altında değil, olamaz da olmasına da gerek yok. Ama hala insanlar paralarını cüzdanlarında değil, spot dediğimiz kripto e, borsanın kendi cüzdanında tutuyor paralarını. Şey, soğuk cüzdan. Soğuk cüzdan işte sizin bir USB gibi düşünün o soğuk cüzdan. Yani para internette takıyorsunuz, para internetten cüzdanınıza geliyor. Çıkartıyorsunuz, bitti bakın. Sizin sanki hani para diyelim ki bir yerde duruyor. Alıyorsunuz, kasanıza koyuyorsunuz. Bitti. Artık o sizin kasanızda. Hı hı. Diğer cüzdansa, kişisel cüzdansa para e, bir banka e, bankaya emanet ediyorsunuz. Onu. Banka şey kötü bir örnek, güvenceli olduğu için bir bir yerde emanet tutmak mı istersiniz ya da onu işte buradasınız ama cebinizde tutuyorsunuz. Yani onu dijital bir ortamda tutuyorsunuz diğer cüzdanınızda hı hı. ama size ait bir cüzdan. Yani kendi Facebook hesabınız gibi düşünün. Kendi hesabınızda bir not olarak tutuyorsunuz bunu. Bu da güvenli bir sistem. Diğerinde ise direkt o e, borsanın kendi hesabında tutuyorsunuz. Yani parayı iş bankasının, işte bir bankanın hesabında tutmak var. Bir de bankada benim adıma bir hesapta tutmak var. Hı -hı. Orada tutmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla o sistem hacklenirse... Kepenk kapatılırsa gitti. tabiri caizse. Evet. Ya da bir kötü niyetli insanlar varsa ya da birileri onlara bir şekilde birileri force edip çünkü... Biliyorsunuz çok ciddi e, terör hadiseleri yaşadık. Yani hı hı. çok farklı şeyler yaşadık. Dolayısıyla paranın olduğu her yerde risk vardır. O yüzden denetleme, gözetleme, güven, güvence altına alabilmek önemli. Şunu anlamasın insanlar. Şu an Masak sadece bir denetim yapıyor. Hı hı. Burada işte biz Türkiye olarak kripto varlıklar tamamen yasaldır. İşte tamamen e, bu borsaları kabul ediyoruz. Öyle bir şey yok. Hı hı. Veya bu borsaya para yatırdın orada güvendesin. Böyle bir şey yok. Devlet sadece... ...korumak için bir önlem aldı burada. Bir de vatandaşlarımıza hani şu şunu da söyleyeyim... ...çok duyuyorum başka bir dolandırıcı şekli var bu ara. Bu arada bir senedir var. Ee, i̇şte şu, şu coin var, diyelim ki X coin... Hı hı. E, ...ve bu coini alırsanız... E, ...bu altına endeksledik, biz bunu bunun karşılığında işte... ...Uganda'da altın madenlerimiz var, bilmem nerede bir şeyimiz var. Bu coini alın, bir anda bu 1 milyon lira olacak değeri. Yok öyle bir şey. Tamamen bu ponzi şeması şeklinde oluşturuluyor. eskiden işte süt, yoğurt, yumurta falan yapılıyordu işte o çiftlik bank gibi. Yani orada Hı -hı. da bir şey üretip göstermeniz lazım. Burada evet. da bir ayar satıyorlar. Bunlar kesinlikle itibar etmesinler bu networklere falan. Özellikle Facebook gruplarında çok görüyorum böyle. Hı -hı. Hiçbir şekilde itibar etmesinler. Çok ciddi zarar görürler. Kripto paralar hayatımızda olacak. Ama bu gördükleri kripto paraların yüzde doksanı olmayacak. Hı -hı. Bunu böyle bir şey gibi düşünün, bir herkesin böyle hücum ettiği bir halse bu. Dolayısıyla aslında onun amacı başka bir şeyler yapmak. Ama o amaç o kadar böyle o hayal işte merkezsiz olma, güvenlik, şeffaf, hız, o kadar büyük bir hayal ki. Herkes o yüzden bir anda bu hayale yatırım yapmak istedi. Kısa Ama yoldan para kazanmak. Aynen öyle. Ama bu hayal yani bu hayalin bir zamanı var ve şu anda bu kapasiteyi kaldıramıyor aslında bu. ya evet. Yani herkesi böyle bir binaya yatırım yapacağız. Herkes üzerine çıktı böyle. Ama 10 bin kişi birden çıktı çöker. Tabii. Ama bir bina kalır hala değil mi? Altında yani şey de olsa bir moloz da olsa bir şey kalır ve oradan bir şekilde devam edilir. Bu da öyle bir hadise biraz. Diğer para bilimleri için söylüyorum. Hepsi bir işe yaramayacak ama bir işe yarayacak vadiyle şu anda insanlar yatırım yapıyor. vatandaşları uyarıyorum akıllı yatırımcılar bu işi bilenler de şunu yapıyor diyor ki tamam diyor bu diyelim ki bunlar yok olacak gidecek ama diyor bir noktasından yüz noktasına kadar bir adres var. <laughs> şimdi o zaman diyor bir dakika işte bunlara boğalar diyorlar falan kurnaz yatırımcılar bunlar yani siz o yüzden amatörler de uyarıyorum. şimdi bir noktasından yüz noktasına gidene kadar Diyor ki, ben diyor bir alırım, iki de alırım. 70'e 80'e kadar giderim diyor. Sonuçta o oraya gidene kadar insanlar para yatıracaklar ve ben para kazanacağım diyor. 70'te ben çıkarım diyor. Zaten 100'e gelmeden bu iş gidecek. Ama ben dolayısıyla bunu bir o zaman içinde para kazanma aracı görüyor. Bu teknolojiye inandığından ya da bunun nimetlerinden faydalanacağı için bunu yapmayan insanlar çok. Bu da sizler için risk. Yani durak nerede ne zaman siz bilmezseniz ee, o zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden iyi tahlil edip, iyi analiz edip, öğrenip hani bu işleri illa yapacaksanız. Hı hı. Yapın o da hani kesinlikle yok kredi kartı. Şu an ben gördüm bir tane portal kredi kartıyla kripto para alabiliyorsunuz. Ee, bir borsadan. Ya yani bunlara e, girmemenizi tavsiye ediyorum. Girmesin Tabii. insanlar. Yani evet. şöyle oluyor mu? Tam işte tamam ben artık çıkmak istiyorum. Hemen şu an paramı alayım. Neye tekabül ediyorsun? Tabii. Yani bunu o zaman insanlar yapmıyor mu hani daha da çok daha da çok Yok, olsun hani e, durmayı mı bilmiyorlar yoksa durmaları mümkün mü oldu? Kim bildi ki Hilal Hanım yani e, insanlar şöyle e, aslında anlık olarak alabiliyorlar yani bu da bir garip değil mi? Bakın her şeyin sistemi kurulmuş da mevzuat şimdi yani o yüzden geç kaldık ama iyi oldu e, anlık olarak siz paranızı BTC'de diyelim ki Bitcoin'de ya da işte Ethereum'da Solana'da bir şeyde onu Türk lirasına da dolara çevirip ondan sonra banka hesabınıza havalesini isteyebiliyorsunuz. Bunu bırakın anlık olarak kendi cüzdanınıza da alabiliyorsunuz. Hı hı. Ya yani burada iki risk var. Bir kripto paraların volatilitesi yani bizim e, anlayacağımız şekilde hızlı iniş çıkışları e, insan için insanlar için çok büyük risk. Ki bu hı hı. para olmadığını da gösteriyor bize şu an için. Çünkü para evet. bu kadar volatilitif olmaz. Tabii. Gerçek para dediğimiz şey. Ama belki o noktaya gidecek. Bilmiyoruz. Bir, bir şey var. Ee, dolayısıyla bu bir risk. Yani bu bunların dedik ya hani böyle 10 tanesi, 20 tanesi, 50 tanesi. 9400 tane kripto para var? Yani bana kalsa herhalde 5 tanesi, 10 tanesi ya da 50 tanesi yaşar derim. E diğerlerindeki hacim milyarlarca dolar. E dolayısıyla bu bir risk. Paranızı Hı. kaybedebilirsiniz. İki... Dolandırılabilirsiniz. Onlarda da kendi önlemlerinizi alacaksınız. Evet. Dikkatli olmakta fayda var. Kadir Kurtuluş çok teşekkürler yayına katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Zihnimizde Sağ olun. soruları aydınlattınız. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz.